Herkese selam. Sıradaki dersimizin konusu Revit arayüzü, yani Revit'te çizim yapacağımız ekranı tanıyacağız. Böylelikle çizim öncesi ön hazırlığımızı yapmış olacağız. Burada bazı bilmemiz gereken bölümler var. Bu bölümleri sırasıyla inceleyelim. Öncelikle file sekmesinden başlayalım. Sol köşede mavi tema üzerinde file sekmesi var. Bu kısım diğer birçok programdan aşina olduğumuz gibi yeni dosya açma, farklı kaydetme, dışarı aktarma gibi seçenekler mevcut. File sekmesini mouse'un sol tuş ile tıkladığımızda yeni açılan diyalog ekranı iki farklı kısımdan oluşuyor. Sol tarafta New, Open, Save gibi seçenekler var iken sağ tarafta ise en son çalıştığımız dosyaları görebilirsiniz. Buradan en son çalıştığınız dosyalara ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi hızlıca tek tek inceleyelim. Başta New sekmesini görüyorsunuz. New sekmesinin yanındaki küçük oka basıp genişlettiğimizde sırasıyla yeni proje, yeni family projesi, yeni kütle model oluşturma dosyası, yeni paftalarınızı oluşturacağınız title bloklar ve son olarak da yeni etiketleri oluşturacağımız annotation sembol sekmesini görüyorsunuz. New sekmesini inceledik. Bir altındaki open sekmesini inceleyelim. Open sekmesine gelip bu sekmeyi genişlettiğimizde daha önceden çalıştığımız proje dosyalarını açabiliriz. Femini dosyasını açabiliriz. Bir altında statik veya MEP ile hazırlanmış Revit dosyalarını açabilirsiniz. MEP yani mekanik elektrik projelerini açabilirsiniz. Başka bir programlarında hazırlanmış ve IFC olarak kaydedilmiş dosyaları açmak için kullanabileceğimiz bir sekme daha mevcut burada. Yani Allplan veya Archicad ile hazırlanmış dosyalarınızı açmanızı sağlıyor veya Revit'in farklı versiyonlarda kaydedilmiş olan dosyalarını açmak için kullanacağınız kısım burası IFC kısmı. Bir altında IFC standartlarını ayarlayabileceğiniz başka bir sekme bulunmakta. Tekrar sıradan devam edelim. Şimdi sırada Save var. Yani projeyi buradan kaydedebilirsiniz. Save as gene diğer programlardan aşina olduğumuz üzere farklı kaydetme seçenekleri mevcut. Projeye geldiğimizde çalıştığımız dosyayı farklı kaydeder. Template'i seçtiğimizde çalıştığımız dosyayı şablon dosyası yani template dosyası olarak kaydeder. Library seçtiğimizde e, kütüphane dosyası olarak dosya kaydı yapabiliriz. Şimdi sıradan devam edelim. Export sekmesini genişletelim. Export sekmesini genişlettiğimizde burada bizim en sık kullandığımız komutlar şunlar. Yaptığımız çizimleri kat formatına yani AutoCAD formatında dışarı aktarabileceğimiz bir seçenek mevcut. Hemen altında PDF ile dışarı aktarma seçeneği var. Daha sonra IFC olarak dışarı aktarabileceğimiz başka bir seçenek var. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman image ve animasyon olarak dışarı aktarma seçenekleri mevcut. Burada fotoğraf ve animasyon hazırlayabiliyorsunuz. Bu sekmeleri de projemizin sonlarına doğru daha detaylı inceleyeceğiz. Report seçeneği ile de metraj çalışma dosyalarını Excel'e aktarmak için kullanacağımız bir bölümdür. Print seçeneği bir yazıcıya bağlı olduğumuzda çıktı almak için kullanacağımız bir alandır. Ayrıca burada biraz da options sayfasından bahsetmek istiyorum. Options sekmesini bastığımızda yeni bir diyalog sayfası bizleri karşılıyor. Sol tarafta sekmeler var. Sağ tarafta ise ilgili sekmelere ait ayarlar var. General sekmesinde kaç dakikada bir otomatik kayıt yapacağı yazıyor. Burada 15-30 dakika gibi seçenekleri seçebilirsiniz. Bir alt sekmede Autodesk kullanıcı adınızı görebilirsiniz. Bu kısımda yedek dosyaları kaç günde bir sileceğini ayarlayabilirsiniz. Daha sonra User Interface sekmesine geldiğimizde açılan yeni sayfada karşımızda Tools and Analyze başlığı altına bir liste var. Bu liste Ribbon sekmesinin alt başlıklarını organize edebileceğiniz bir liste mimari ağırlıklı bir çizim yapacaksınız yoksa statik veya güneş enerji analizleri mi yapacaksınız? Bu sayfada kullanmayacağınız sekmeleri kapatabilir veya açabilirsiniz. Başka bir deyimle Revit çizim dosyalarını ihtiyacınız doğrultusunda kısıtlayabilirsiniz. Veya farklı disiplinleri Ribbon paneline ekleyebilirsiniz. Birazdan Ribbon sekmesini de inceleyeceğiz. Hatta hemen bir örnek yapalım. Architecture Tab and Tools yani en baştaki seçeneğin onayını kaldırdığım zaman Ripon sekmesinde architecture komutlarına kapatmış olduk. Şimdi geri dönelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Bir alt sekmede kısa yolları organize edebileceğiniz bir ayar var. Burada customize sekmesini tıkladığınızda yeni açılan diyalog sayfasında kısa yollarını inceleyebilir ve komutları istediğiniz kısa yollarını atayabilirsiniz. Sol taraftaki listeye tekrar geri geldiğimizde color seçeneğini seçerseniz arayüz ile alakalı renk ve temalar hakkında ayarlara ulaşabilirsiniz. Mesela burada aktif tema ayarını dark olarak değiştirdiğimizde tıpkı otokette olduğu gibi koyu bir tema bizleri karşılıyor. Şimdi tekrar beyaz temaya geri dönüş yapıyorum. Biraz aşağıda canvas color şeyimi seçip dark modunu aktif ederseniz bu sefer çizim alanı koyu bir renk olur ama geri kalan alanlar ise beyaz renk olarak çizme devam edebilirsiniz. Burada bahsetmek istediğim başka bir önemli konu da dosya konumları sayfası. Yukarıdaki listede görmüş olduğumuz dosya konumları, boş şablon dosyalarının konumları. Revit'te yeni proje ile çalışacağımız zaman bize hangi şablon üzerinden çalışacağımızı sorar. O sorduğu şablon listesini buradan ayarlayabiliriz. Mesela yeşil artı tuşuna bastığımız zaman Revit kendi şablon kütüphanesinden hazır şablonlardan birini seçmemizi istiyor. Benim de en sık kullandığım şablon dosyası Burada görmüş olduğunuz default metric şablonu. Hatta ilerleyen derslerde örnek projeyi çizerken bu şablon üzerinden çizeceğiz. Default metric dosyasını seçip open tuşuna bastığımızda az önce incelediğimiz listeye seçtiğimiz şablonu da eklemiş olduk. Bahsetmek istediğim iki önemli dosya konumu daha var. Burada Revit family template konumunu ayarlayabilirsiniz. Family template dosyaları proje şablonundan ziyade oluşturmak istediğimiz tefrişere ait şablon dosyalarıdır. Mesela mobilya tefrişi oluşturmak istiyorsanız furniture şablonunu seçmelisiniz veya yeni bir mahal etiketi oluşturmak istiyorsanız ilgili şablon dosyasını seçmeniz gerekmektedir. Buradan oluşturduğumuz dosya konumları ilgili tefriş şablon kütüphanesinin dosya konumları bir de place sekmesini açtığımızda Revit family kütüphanesinin dosya konumlarını görüyorsunuz. Bazen Revit yüklenirken hatalar oluşuyor ve tefriş kütüphanesini eksik yüklüyor. Böyle durumlarda buradaki dosya konumlarını kontrol etmenize fayda var. Az önce bahsettiğim dosya konumlarında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Revit yüklenirken buradaki dosya konumlarını otomatik olarak zaten ayarlıyor. İlerleyen zamanlarda veya Revit yüklenirken bazı hatalar oluşması durumunda dosya konumlarının yerini bilmenizde fayda var. Bu alanda bahsetmek istediğim konular bu kadardı ve dersimize Quick Access Toolbar ile devam edelim. File sekmesini inceledik. File sekmesinin hemen üstünde Quick Access Toolbar yani hızlı erişim çubuğu diye adlandırabiliriz. Sıklıkla kullandığımız bazı kısa yol komutları bu kısımda bulunmaktadır. Sırayla bahsedecek olursak en başta Home sekmesini görüyorsunuz. Revit açılış ekranına götürür bizleri. Hemen yanında New yani yeni proje açmak için ardından Open daha önce çalıştığımız bir dosyayı açmak için. Yeni proje üzerinde farklı kişilerin çalıştığı zaman Çizimleri güncellemek için burada bir sekmemiz var. Undo ve redo yani ileri ve geri tuşlarını buradan görebilirsiniz. Yazıcıdan çıktı almak veya PDF kaydetmek için bazı kısa yollarımız mevcut. Devamında ölçülendirmede kolaylık sağlayacak bazı kısa yol komutları var. Mezura komutunu burada sıklıkla kullandığımız bir komut olacak. Daha sonra tek bay kategori ikonunu görüyorsunuz. Burayı daha detaylı işleyeceğiz. Kısaca yapı elemanları etiketi diye geçebiliriz şimdilik proje için küçük notlar yazabileceğimiz bir ikon var burada küçük ev ikonu projemizde 3 boyutlu görsele geçmemizi sağlar hemen yanında aşağı yönlü oka basarak kamera açısı ve render ayarlarında geçebiliriz kesit görünüşünü alabileceğimiz bir kısa yol komutu daha var ve son olarak kalem kalınlıklarını açıp kapatabileceğimiz başka bir ikon daha burada mevcut burada birçok ikondan bahsettik bunlar buradaki sekmeyi genişletip istediğinizi açıp kapatabilirsiniz mesela Text komutunu ben çok sıklıkla kullanmam. Bu seçeneği listeden kaldırabilirsiniz. Listenin aşağısında Customize Quick Access Toolbar'ı seçerseniz daha detaylı ayarlara da erişebilirsiniz. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Buradaki mimari eleman veya diğer komutlara sağ tıkladığımda Add to Access Toolbar dediğim zaman burada seçtiğim komutlarda kısa yol olarak atayabiliyorum. Gördüğünüz gibi Quick Access Toolbar'a Vol komutunu da eklemiş oldum. Şimdi isterseniz ribbon menüsünden bahsedelim veya diğer adıyla şerit menü. Ribbon menüsü çalışma alanımızın üst kısmında şerit şeklinde bulunan menüdür. Üst kısımda bazı sekmeler vardır ve o sekmelerin üzerine gelip tıkladığınızda ribbon menüsünün içeri değişecektir. Ribbon menüsü için başlıklar ve paneller halinde bir sistem diyebiliriz. Ve istediğiniz komuta iki işlem ile ulaşmanızı sağlar. Örneğin bir duvar oluşturmak istersem architecture başlığı altında wall ikonuna tıklamam yeterli ve çizim yapmaya başlayabilirim. Sırasıyla başlıkları tanıyacak olursak architecture başlığı altında mimari komutları görürüz. Burada duvarlar, çatılar, merdivenler, oda oluşturmak için bazı gerekli komutları buradan görebilirsiniz. İkinci sırada ise structure başlığı var. Daha çok yapı taşıyıcı elemanlarını burada bulabilirsiniz. Kolonlar, kirişler, temel, veya beton içi donatı elemanları gibi yapı taşıyıcı elemanlarını structure başlığının altında görebilirsiniz. Üçüncü sırada çelik yapı malzemelerini görebilirsiniz. Çeliğe ait yapı elemanlarını buradan ulaşabilirsiniz. Daha sonra prekast yapı elemanları ile çalışabileceğiniz başka bir başlık bulunmakta. Sistem başlığı altında ise mekanik ve sığı tesisat ile alakalı yapı elemanlarını bulabilirsiniz. Insert başlığının altına geldiğimizde ise Revit dosyalarınıza dışarıdan başka bir dosya aktarmak istediğinizde bu kısmı kullanabilirsiniz. AutoCAD aktarabilirsiniz, hazır topografi aktarabilirsiniz veya daha önce hazırlamış olduğunuz Revit tefrişlerinizi aktarabilirsiniz. Ayrıca linkle oluşturabilirsiniz. Yani aktardığınız dosya ile Revit çalışma dosyanız arasında bir köprü kurarsanız ve aktardığınız dosyanın orijinalinde bir değişiklik yapacak olursanız yaptığınız değişiklik Revit'te de güncellenecektir. Anotet başlığına geldiğimizde projeniz için ölçülendirmeleri buradan yapabilirsiniz. Yapı eleman etiketlerini de buradan yapabilirsiniz. Revizyon bulutları oluşturabilirsiniz. İlerleyen derslerde birçok komutu tek tek inceleyeceğiz. Şimdi biz dersimize devam edelim. Analyze başlığı altında ise Revit yaptığınız model ile alakalı bazı simülasyonlar yapmanıza olanak sağlar. Bunlar statik analizleri, gün ışığı veya enerji simülasyonları gibi. Revit bize bunları hesaplamamızda yardımcı olur. Meshing and Sites başlığı oldukça sık kullanacağımız bir alan diyebiliriz. Kütle modellerini bu başlık altında yaparız veya peyzaj ve topografi ile alakalı modelleri buradan oluşturabilirsiniz. Calibrate sekmesine geldiğimizde farklı kullanıcılar ile aynı dosya üzerinden çalışacağımız zaman dosyalar arası bilgi alışverişinizi organize etmemizi sağlar. Örnek olarak bir mimar, inşaat mühendisi veya mekanik mühendisi aynı dosya üzerinden kendi sorumlulukları dahilinde çalışabilirler. Bu üç farklı disiplinin organizasyonunu Calibrate başlığı altından yapabilirsiniz. Başlıkları incelemeye devam ettiğimizde sırasıyla View başlığını görüyorsunuz. Burada projemize ait görünüşleri organize edebilirsiniz. Kesit görünüşleri oluşturabilirsiniz. Render hazırlayabilir veya metraj verilerini de bu başlık altından organize edebilirsiniz. Manage başlığına geldiğimizde projemize ait verileri buradan yönetebiliriz. Projemize ait lokasyon verisi oluşturabiliriz. Yapı elemanı malzemelerini gene bu kısımda organize edebilirsiniz. Object style ayarlarını yapabilirsiniz. Veya proje information ile projenizin kime ait olduğu, müşteri verileri veya antetlerinizde bulunmasını istediğiniz bilgileri buradan ayarlayabilirsiniz. Annotational setting başlığını genişletirsem kalem kalınlıkları, çizgi stilleri gibi birçok ayarı da buradan bulabilirsiniz. Add-ins başlığı ise Revit'te sonradan yüklediğiniz plugin programları bu başlık altında gelecektir. Şu an ben herhangi bir program yüklemediğim için burası şu an boş görünmekte. Ve son olarak Modify başlığı belki de Revit'te en sık kullanacağımız başlık burası olacaktır. Burada AutoCAD'den de aşina olduğumuz Trim, Align, Rotate veya Move gibi düzenleme komutlarını burada görebilirsiniz. Ayrıca bir yapı elemanı komutunu çalıştırdığınızda Modify başlığı otomatik olarak açılacaktır. Şu ana kadar komutları yüzeysel geçmemize rağmen birçok komutu gördük. Eğer ilgili komutun ne için kullanacağınızı veya nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız öğrenmek için fare imlecini komutun üzerine getirmeniz yeterli olacaktır. Revit size kısa videolar veya açıklayıcı ipuçları ile o komutun nasıl çalıştığını size gösterecektir. Ribbon menüsünden sonra bahsetmek istediğim konu Options Bar olacak. Options bar kullanmak istediğiniz komuta ilişkin ayarları içerir ve her komut için farklıdır. Ayrıca komuttan çıktığınız zaman options bar kapanır. İsterseniz bir örnek yapalım. Ribbon menüsünden mimari sekmesi altında wall komutunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi wall komutu için options bar açıldı. Burada duvar yükseklik olarak mı yoksa derinlik olarak mı çizilecek, duvarın yüksekliği hangi kata kadar erişecek gibi çeşitli ayarlar var. Buradaki ayarlar duvar komutu için daha detaylı tek tek inceleyeceğiz bu ayarları. Bir de kısaca room komutunu inceleyelim. Mesela gördüğünüz gibi farklı bir arayüz açıldı. Upper limit yani oda tanımı için üst sınır neresi olacağını bizlere soruyor. Yapı elemanı konuları geldikçe o yapıya ait ilgili options by ayarlarında tek tek inceleyeceğiz. Şimdilik sadece arayüzü tanımış olduk. Ve şimdi başka çok sık kullanacağımız Properties penceresinden bahsedelim. Yani özellikler sayfası. Properties sayfasını açmak veya kapamak için çizim ekranınıza sağ tıklayalım ve sağ alttan Properties sekmesini seçelim. Ben sol tarafta kullanmayı tercih ediyorum ama siz isterseniz sağ tarafa da alabilirsiniz ve çizim ekranında gezdirebilirsiniz. Buradaki ayarlar da seçmiş olduğunuz komut veya yapı elemanına göre değişiklik gösterir. Eğer herhangi bir şey seçmediyseniz bulunduğunuz katın çizim görünüşü hakkında ayarlar görebilirsin. Mesela biz şu an hiçbir şey seçmedik. Ve burada en yukarıda şu an baktığımız çizim ekranı ölçeği hakkında bir ayar görüyoruz. Buradan çizim sayfası ölçeğini değiştirebiliriz. Mesela 1 bölü 50, 1 bölü 100 veya 1 bölü 200 gibi değişiklikler yapabiliriz. Hemen aşağıdaki ayarlarda çizimlerin nasıl görüneceği, çizimin detay seviyesini değiştirebiliriz güneş ve ışık ayarları, plan kestinin nereden geçeceği yani view range ayarlarını. Burada çok sık kullanacağımız bir başka ayardan da bahsetmek istiyorum. Visibility Graphic Override. Buradaki satırın yanındaki edit sekmesine tıkladığımızda yeni bir sayfanın açıldığını göreceğiz. Burada oluşturduğumuz bütün verileri çizim özellikleri, taramalar, çizgi kalınlıkları veya renklendirmeler hakkında çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Bu ayarları daha detaylı gireceğiz. Fakat şu an tekrar hatırlatmak istiyorum. Property sekmesindeki ayarlar sadece çizim yaptığınız kattaki yapı elemanlarının etkisi olacaktır. Level 1'de yaptığınız ayarlar level 2 etkisi olmayacaktır. Properties panelinin bir başka özelliği de çizim yaptığımız yapı elemanı için ilgili ayarları yapmamızı sağlar. Mesela bir duvar çizip o duvar seçtiğimizde duvar için bazı ayarları yapabiliriz. Buradaki ayarlar az önce bahsetmiş olduğum options bar ayarları ile beraber çalışır ama daha detaylı ayarlar yapmamıza olanak sağlar. Mesela yukarıda duvar tipini değiştirebilirsiniz. Duvarın yüksekliğini değiştirebilirsiniz. O duvar hakkında alan ve hacim bilgilerini görebilirsiniz. Biraz yukarıda edit type'a tıklarsak yeni bir diyalog paneli açıldığını görüyorsunuz. Burada seçil olan duvar tipine ait bütün duvarları etkileyecek ayarları kontrol edebilirsiniz. Mesela o duvara ait malzeme bilgisi, katman bilgisi, taramalar, kalem kalınlıkları, arka plan rengi gibi çeşitli ayarlar yapmak mümkün. Properties sekmesi belki biraz detaylı gelmiş olabilir ama hiç endişe etmeyin. Ders konuları ilerledikçe yavaş yavaş program hakimiyetiniz de artacak. Biraz da proje browser'dan bahsetmek istiyorum. Proje browser şu an ekranda sağ tarafta görmüş olduğunuz diyalog penceresi proje browser'dır. Peki bunu nasıl açıp kapatabilirsiniz? Çizim ekranınıza sağ tıkladığınızda biraz aşağıda browser sekmesinde proje browser'ı seçerseniz buradaki ekranı açıp kapatabilirsiniz. Şimdi bizi burada neler bekliyor? Biz buradan kat planlarımızı veya tavan planlarımızı aynı zamanda görünüşlerimizi veya üç boyutlu görünüşleri arasında geçiş yapıp bunları seçebilirsiniz veya bunları çoğaltabilirsiniz. Buradaki görünüşleri çoğaltabilirsiniz. Şu an level 1'de çalışıyoruz veya level 2'de çalışmak istersem yani ikinci katta çalışmak istersem level 2'ye çift tıkladığım zaman çizim ekranıma level 2'yi getirmiş oldum. Site yani vaziyeti de seçip vaziyet planı üzerinden de çalışabilirsiniz. Mesela kuzey görünüşüne gitmek istiyorum. Eğer buradaki görünüşler sekmesine nerd seçersem çizim ekranıma kuzey görünüşünü getirmiş oldum. Peki bu görünüşler arasında geçişi başka nasıl sağlayabilirim? Level 1'e geldiğim zaman çizim ekranı dört tarafta görmüş olduğum yuvarlak semboller benim aynı zamanda görünüşlerimi sembolize ederler. Buraya gelip biraz zoom yapıp yaklaştığımda buradaki sembolü sağ tıklayıp go to view dersem o ilgili görünüşe gitmiş oldum. Evet şu an ekranıma yine kuzey görünüşünü getirmiş buldum. Peki proje browser'da başka neler var? Paftalarımı burada bulabilirsiniz veya metraj verileri, lejantlar, family dosyaları gibi daha birçok projemize ait çalışma alanını buradan hem kontrol edebilirsiniz hem de ikisi arasındaki geçişleri buradan organize edebilirsiniz. Proje browser için anlatacaklarımız bu kadardı. Şimdi view kontrol alanına geçip buradaki ayarlardan bahsedelim. View kontrol ayarları ekranımızın sol alt tarafında bulunan ayarlardır. Buradaki ayarları baştan sayacak olursak birinci olarak burada ölçek ayarlarını görüyoruz. Ölçek ayarlarına tıkladığımda çizim alanımın ölçeğini değiştirebilirim. Mesela şu an 1 bölü 100 olarak seçilmiş ama ben bunu 1 bölü 50, 1 bölü 25 yapabilirim. Veya custom seçeneğine tıklarsam yeni açılan diyalog ekranına istediğim ayarı girip yani istediğim ölçek ayarını girip daha farklı, daha özel ölçek ayarlarını da kullanabilirim. Hemen yan tarafında Detail Level yani çizimin detay seviyesinin ayarları mevcut. Detail Level'i daha iyi anlayabilmemiz için basit bir duvar çizmek istiyorum. Architecture sekmesinde Wall komutuna gelip çalıştırdığımda burada Properties sekmesinden duvar listemi açıyorum. Biraz detaylı bir duvar tercih edelim buradaki listeden. Mesela Exterior bu duvarı tercih ediyorum. Basit bir duvar çizelim buraya. Ve detail level, detail level ayarlarına geldiğim zaman şu an basit düzeydeki ayar tercih edilmiş. 3 farklı ayar var. Biri daha basit düzeyde, orta seviyede ve fine yani iyi derecede detay seviyesini, ayarlarını burada bulabiliriz. Şu an dediğim gibi basit düzeydeki ayarlar mevcut. Ben bunu fine'a e getirdiğim zaman Duvardaki taramaların detay seviyeleri değişti. Kullanılan malzemeye, duvarın katmanlarına göre artık her detayı, her katmanı duvarında görebiliyorum. Ha çizim yaparken bazen buradaki detaylar bizi yoracak veya bu detayları görmek istemiyoruz. Bu tarz durumlar olabilir. O zaman ya medium ya da daha basit düzeyde olan course ayarına getirirsek detaylar gizlenmiş olur. Detay seviyesinin hemen yanındaki ayar ise görüntü stilleri ayarları. Şu an hidden line tercih edilmiş. Ben buraya tıkladığım zaman buradaki listeye göre ayarları yapabilirim. Şu an hidden line tercih edilmiş. Mesela bunu shaded olarak yaptığım zaman duvarın arka planında sadece bir renk görüyorum. Tabi bunu gene fine yaptığım zaman renklerin detaylarını da işlemiş oluyor. Peki ben buradaki ayarı realistik yaparsam yani realistik malzemeyi daha orijinal bir görüntüde görmemi sağlayacak. Realisteye tıkladığımda duvar katmanlarını gördüğünüz gibi daha gerçekçi bir şekilde görüyorum. Bunun farkını anlayabilmemiz için 3 boyutlu görünüşe gidelim. 3 boyutlu görünüş ekranına geldiğim zaman tekrar buradaki realistik ayarını seçmem lazım. Çünkü view kontrol alanı ile alakalı ayarlar da o an için çizmiş olduğunuz yani çalıştığınız ekran için ekran özellikle ayarlar. Ben başka bir ekrana geçtiğim zaman view kontrol ayarları da tekrar sıfırlanacaktır veya o tercih ettiğim ayara geri gelecektir. Şu an malzeme seviyesi daha detaylı mesela sıvının dokusunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Görüntü stillerinin hemen yanındaki ayara geldiğimizde güneş ayarları burada mevcut. Burada güneşi açıp kapatabiliriz. Yani güneş etkilerini açıp kapatabiliriz veya sun güneş ayarlarını güneşin konumuyla alakalı Ayarları yapabiliriz. Bir sonrakine geldiğimizde Shadow, gölge ayarları, güneşin nesneler üzerindeki gölge seçeneklerini, daha doğrusu gölge etkisini göreceğiz burada. Shadow ayarını off yerine on yaptığım zaman, görmüş olduğunuz gibi güneşin konumuna göre gölge ayarlarını açtı. Şu an nesnelerin gölgelerini de görebiliyorsunuz devam edelim. Hemen yanındaki ikona tıkladığım zaman burada da render ayarları. Burada basitçe render ayarlarını tercih edip seçip render'a bastığınız zaman ekranın renderını alacaktır. Buradaki render ayarlarında render dersine geldiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi buradaki ekranı kapatıyorum ve yanındaki ikonları anlatabilmek için level 1'e geri dönüyorum. Level 1'e geldiğimde mesela çizim ekranındaki bazı yerleri kırpmak istiyorum. Duvarımın belirli bir kısmını kırpıp burada görmek istemiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada bulunan iki ayardan Crop View ayarlarından bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Öncelikle kırpma aracını ekrana görülür hale getirelim. Bunun için buradaki ikona tıklıyorum. Show Crop Regression. Buraya tıkladığım zaman şu an kırpma aracı ekrana görünür hale geldi. Bunu istediğim gibi ayarlıyorum. Mesela duvarın bir miktarını dışarıda bırakacak şekilde kırpma aracını ayarladım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi duvarın bir kısmını kırptım. Şu şekilde de yapabiliriz. Bu kırpma aracını hem burada göreyim ama henüz aktif hale gelmesin. Peki bunu nasıl yapacağız? Buradaki Hidden Crop Regression yerine solundaki ayarı seçersek yani Do Not Crop View kırpmayı gerçekleştirmeye buna tıkladığım zaman kırpma aracımı burada görüyorum ama henüz kırpma işlemini gerçekleştirmedim. Tekrar bu işleme bastığım zaman kırpmayı gerçekleştiriyorum. Peki kırpmayı gerçekleştirdik ve artık bu kırpma aracından da görmek istemiyorum. Bundan da kurtulmak istiyorum. E tabii ki buradaki Hidden Crop Egation ikonuna tıkladığım zaman artık kırpma aracını da ekranda görmeyeceğim. Fakat görmüş olduğunuz gibi duvarın belirli bir kısmı kırpılmış. Şimdi bu kırpma işlemini geri alalım. Eski haline geri getirdim. Sıradaki ikona geldiğimiz zaman buradaki gözlük şeklindeki ikon Temporal Hide and Isolate yani gizleme veya izole etme aracı. Bu konuyu daha iyi izah edebilmek için duvarımın üzerine bazı kapı modelleri getirmek istiyorum. Duvarımın bazı yerlerine kapı tefrişlerini yerleştirdim ve gözük ikonuna tıkladım. Gözlük ikonuna tıkladığım zaman burada bazı ayarları görüyorsunuz. Fakat bunlar aktif halde değil. Bunların aktif hale gelmesi için bir tane objeyi seçmemiz gerekiyor. Mesela kapılardan bir tanesini seçtim. Ve tekrar buradaki gözlük ikona geldim. Burada yukarıdaki isolate kategori yani eğer Isolate kategoriyi seçersem buradaki kapıların tamamını izole eder. Yani kapıların dışındaki nesneleri kaldırır. Hemen örneğini deneyelim. Isolate kategoriye tıkladığım zaman kapılarım var ama duvarımı artık göremiyorum. Evet. Ctrl Z'ye basıp geri aldım işlemi. Tekrar kapıyı seçiyorum ve bir alttaki ayarı deneyelim. Height kategori. Eğer height kategoriyi seçersem kapıları gizleyecek. Bu sefer de duvarı görür hale geleceğim tıklayıp hemen deneyelim. Evet şu an kapılar gizlendi ve sadece duvarı görebiliyorum. Tekrar Ctrl Z ile geri geldim ve tekrar bir tane kapıyı seçiyorum. Ve gözlük ayarına geldiğim zaman Isolate Element. Bu sefer seçtiğim kapıyı sadece izole edecek ve diğer kapıları ve duvarları da kaldıracak. Hemen deniyoruz. Isolate Element'e tıkladığım zaman az önce seçmiş olduğum kapıyı ekranda görüyorsunuz. Fakat geri kalan nesneleri kaldırdı. Tekrar hemen geri geldim ve gene bir tane kapıyı seçiyorum. En son olarak da hide element. Bu sefer de seçtiğim elementi gizleyecek. Geri kalan her şey görünür halde olacak. Hide element'e tıkladığım zaman seçtiğim kapı gitti ama diğer nesneler burada mevcut. Şimdi bu gizleme işlemini gerçekleştirdiğimde çizim alanımın etrafında turkuaz renkli bir çerçeve mevcut. Bu bana çizim ekranındaki bazı nesnelerin gizlenmiş olduğunu hatırlatmak, uyarmak için turkuaz renkli çerçeve burada mevcut. Peki ben gizlenmiş nesneleri nasıl geri getirebilirim? Az önce Ctrl Z'yi kullandık ama birkaç farklı işlem yaptıktan sonra gizlenmiş nesneleri nasıl geri getirebiliriz? Yine gözlük ikona tıkladığım zaman Aşağıdaki Reset Tempo, Height and Isolate yani gizlenmiş tüm nesneleri resetle. Şimdi görünür hale getir demek. Buna tıkladığım zaman hem turkuaz ekranı kaldırdı ve az önce gizlemiş olduğumuz kapıyı buraya geri getirdi. Pekala bu gizlenme işlemini çok uzun soluklu yani devamlı yapacak olursam gizlediğim herhangi bir nesneyi uzun süreli gizlemek istersem bunu nasıl yapabiliriz? Hemen deneyelim. Mesela bu sefer de duvarımı seçiyorum ve hide element'e tıklıyorum. Duvarım gizlendi ve turkuaz renkli çerçeven bana burada bir şeylerin gizlenmiş olduğunu hatırlatıyor. Göz ikonuna tekrar geliyorum ve burada apply hidden isolate to view yani buradaki gizleme işlemini uygula tamamla demek. Buna tıkladığım zaman turkuaz renkli çerçevenin kalkmasına rağmen duvar hala geri gelmedi ve göz ikona tıkladığım zaman da artık reset diyemiyorum. Yani ben buradaki duvarı daha kalıcı şekilde gizlemiş oldum. Bunun üzerine daha farklı uzun uzun işlemler yapıp devam edebilirim. Pekala. Ben bu gizleme işlemini tamamladım. işlemimi gerçekleştirdim ve bu duvarı geri getirmek istiyorum. Yani gizlediğim yerden artık geri getirmek istiyorum, tamamlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Buradaki gözlük ikonunun hemen yanındaki ampul işareti gibi bulunan Review Hidden Element. Buna tıkladığım zaman bu sefer çizim ekranı kırmızı bir çerçeve oluştu. Ve az önce kaldırmış olduğum duvarı burada görebiliyorum. Ama kırmızı renkte görüyorum. Bu duvarımı seçiyorum. Ve yukarıda Unhide Element'e tıkladığım zaman artık bu görünür hale gelecek. Bu kırmızı renkli çerçeveyi kapatabilmek için de Az önce ampulün ışığı yanmıyordu. Şimdi ampule tekrar basıp ışığı söndürdüğüm zaman az önceki çizim ekranıma geri geldim ve duvarım da geri gelmiş oldu. Son olarak birkaç konuya daha değinip bu dersi fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. Yukarıda Quick Access Toolbar menüsünden üç boyutlu görünüm seçeneğine tıklıyorum. Evet üç boyutlu görünüm seçeneği geldi. Sağ tarafta burada Navigasyon Bar var. Navigasyon Bar veya Navigasyon Tekerleğine tıkladığım zaman bir tane tekerlek geliyor ve burada bazı işlemleri yapmamı sağlıyor. Mesela zoom'a tıklayıp mouse'um ileri geri getirirsem pivot noktasına doğru zoom işlemini gerçekleştiriyor veya orbit işlemi yapabiliriz. Orbit işlemini tıkladığım zaman da gene pivot noktasından çizim ekranımı açısını değiştirebilirim veya pan yapabilirim. Mouse'umu tuttuğum yerden pan işlemini gerçekleştirebilirim. Bu navigasyon tekerleği de çizim açımı ayarlayabilmek için oldukça kullanışlı. Şimdi bunu nasıl kapatabilirim? Sağ taraftaki çarpı işaretine bastığım zaman navigasyon tekerliğini kapatıyorum. Peki buradaki navigasyon barımı nasıl kapatabilirim? Navigasyon bara geldiğimde yukarıda bulunan küçük çarpı işaretine bastığım zaman buradaki navigasyon barı da kapatmış oldum. Hatta hemen sağdaki proje browser da çarpı işaretine basıp kapatalım. Ve sol tarafta bulunan properties alanında kapatalım. Peki şimdi az önce kapatmış olduğumuz diyalog pencerelerini nasıl ekrana geri getirebiliriz? Burada ribbon panelindeki sekmelerde view sekmesine tıklıyorum. Sağ tarafa doğru geldiğim zaman user interface sekmesini genişlettiğim zaman burada hangi diyalog penceresinin kapalı veya açık olmasını seçip ayarlayabiliriz. Mesela navigasyon barı tekrar geri getiriyorum. Evet şu an sağ tarafa geldi veya proje browser'ı tekrar geri getirebilirim. Buradaki e, view kübü kapatabilirim mesela. View kübün onay dikini kaldırdığım zaman artık view küpü görmeyeceğiz veya properties penceresinde geri getirebilirim. Bu dersimizde Revit kullanıcı arayüzünü tanıdık. Çizim yaparken faydalanacağımız komutları, katlar arası geçiş yapmayı, çizim elemanlarını nereden açıp kapatacağımız gibi birçok detaya değindik. Tabii ki şu an anlatmadığım veya anlatamadığım birçok konuyu dersler ilerlerken daha detaylı değineceğiz. Ve dersimizin sona geldiğimizde artık arayüz kullanımına tamamen alışmış olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.